Adım Filiz Demirka. 1956 doğumluyum. Haziran 6'sı. İstanbul Beykoz doğumluyum. Ev hanımıyım. Burada büyüdük. Okula gittim. İlkokula gittim. Çarşıda barakalar vardı. Barakalarda okuduk. Oradan Esenevler'de bir okul açıldı. Oraya gittik. İkinci sınıfı orada okuduk. İlkokulu bitirdim. Terzi okuluna gittim. Bir sene de öyle oldu. Ondan sonra evlendim. Güzeldi. Annem ev hanımıydı. Babam şofördü. 8 sonrası benden 8 yaş küçük bir oğlan kardeşim vardı. Var. O da şofördü. Öyle yani. Ben 3 yaşında gelmişim buraya. İhtilal olmuş. En büyük bir ihtilal olmuş. O zaman gelmişiz. Burada hiç ev mev yoktu. Yani daha burası dağydı. Dereydi. Şarıl şarıl akıyordu aşağılara. Bağlar başına araba vardı. Buradan araba yoktu. Pazar, Ümraniye Çarşı olduğu gibi arpa tarlasıydı. Yani öyleydi. Burada su, elektrik hiçbir şey yoktu. Zaman zaman işte elektrik geldi, su geldi. Su çeşmelerden taşıyorduk. Yol yoktu diyorum ya, buradan karşıya dereydi. Şarıl şarıl akardı. Karşılardan gider püren sökerdik. Keçi otlatır, koyun otlatırdık. Öyle yani. Bir arkadaş yoktu ki yavrum burada o zaman. Kimse yoktu ki. Burada ev sayılıydı yani. Bir bizim ev vardı, bir de şu aşağıdaki ev vardı. O kadar ev yoktu ki. Komşu da yoktu. Bir Hacer Hanım teyzemiz vardı, o vardı. O kadar. Mahallede yani kimse yoktu. Sonra doldu, doldu, doldu. Yollar oldu işte. Dereyi doldurdular. Kavaklı Deresi oldu. Karşıya geçemezdik. Öyle dereydi. Eskiden komşuluk daha güzeldi. Şimdi yok. Şimdi komşuluk yok. Eskiden ne bileyim, bir yenir, bir içilirdi. Yani birimiz badana yaparsak, birimiz halı yıkardık. Komşuluğumuz öyleydi. Kardeş gibiydi. Bir yere gitsek birbirimizin anahtarımızı verirdik. Öyleydi komşuluk. Şimdi yok. Apartmandakileri tanımıyorsun. Komşuluk da bitti. 71 senesinde evlendim. Tanışma hikayetim görücü usulüyle oldu. Hatta söz kesildiği, nişan takıldığı gece gördüm. Yani eşim Erzurumlu. Ondan sonra öyle tanıştık. Bir sene nişanlı kaldım. Ondan sonra evlendik. Amcan 15 sene oldu vefat edeli. Hastalandı. Bayağı bir hastalık çekti. Vefat etti. Bu evde etti. Kendisi devlet memuruydu. PTT'de de aşçı başıydı. Benim eşim işe gitti. Geri gelemedi ihtilalde. Sokağa çıkamadık yani. Ondan sonra Kenan Evren işte şey oldu ya, Cumhurbaşkanı oldu. Eskiden ne vardı ki? Eskiden yokluk çoktu. Yokluk çoktu eskiden. Şimdi her şey bol, para yok diyorlar ama her şey bol şimdi. Elini atsan, biz eskiden ne bileyim bir fasulye çıksın da yesek diyorduk. Bir domates çıksa da yesek diyorduk. Şimdi her şey bol. Ümraniye şimdi Paris. Eskiden Ümraniye'de diyorum ya sana, bağlar başına yürünürdü, tarlaydı hep. Bu aşağılar dere şarıl şarıl akardı yani, öyleydi. Şimdi her yer asfalt, her yer ev. Yani ulaşım kolay. Buradan biniyorsun Kadıköy'e gidiyorsun. Buradan biniyorsun Kazım Karabekir Hastane'ye gidiyorsun. Şimdi nerede eskiden? Diyorum ya, bağlar başına babam yürüyerek gidermiş işe. Ben doğdum büyüdüm buralım. Başka yere sıttası yetmem yani. Memnunum tabii. Okusunlar. Okusun, adam olsunlar. Meslek öğrensinler. Kendi ayaklarının üstünde durabilsinler yani. Yoksa çalışmayınca para yok. Okumayınca zaten hiç para yok.
Ha diyorlar ki okuyorsun da diyorlar iç mi buluyorsun diyorlar. Ama yine de kalem yalamış insan bir başka oluyor. Okumak bir başka oluyor. Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'a çok teşekkür ederim bizi unutmadığı için. Burada bir röportaj için çok çok teşekkür ediyorum.